Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrar saç boyayacağız. Bu kaçınılmaz bir videoydu. Beni tanıyan, beni uzun zamandır takip eden herkes bu videonun geleceğini biliyordu. O gün bugün tatilden yeni döndüm ve aşırı uykusuzum. Gerçekten çok uykusuz ve çok halsizim. Biraz da yanmışım farkındaysanız. Ama yine de bu videoyu çekmek istedim. Madem enerjin yok, bu videoyu niye çekiyorsun diye linç yemeden önce bunu söylemek istedim. Mutluyum, keyifliyim. Sadece biraz böyle halsizim. Okey? Şimdi saçımı size göstereyim ben. Güneşten bayağı... Çok karışık. Çok karışık. Güneşten zaten epeyce bir açıldı. Bakın. Araları yine koyu ama... Ben de olabildiğince sarıya dönmek istiyorum. Dibim yine natürel kalacak. Yine natürel bir dip istiyorum. Ama geri kalanı tekrar sarı oluversin. Az önce gidip bir açıcı aldım. Açıcım yoktu. Ama eve gelip bu açıcının bana uygun olmadığını gördüm. Tabii şimdi yargısızlığımı fazla yapmak istemiyorum ama Oxy'nin selektif yoğun renk açıcı açıcısını aldım. Bu böyle bir kutu halinde 5 liraydı. Görüp hemen aldım. Ama arkasını çevirdiğinizde saçları 4 ila 6 tona kadar açıyor diyor. Ve bu yetmiyor. Yetmeyecek. Neyse, 2 paket aldım. Eğer bir paketle tüm saçımı açabilirsem kurutup ikinci paketi de kullanırım. Kullanamazsam bu video bugün kullanamazsam 2 kutu giderse saçıma, o zaman yarın tekrar bir gratis yolu gözükür bana. Kutu içeriğini size göstereyim. Böyle bu şekilde böyle bir poşet içerisinde toz açıcı geliyor. Bir de oksidan. Oksidanın da yüksek değil. 30 volümlük. Keşke 10 volüm olsaydı. Neyse, şimdi hemen ne yapıyoruz? Her zamanki gibi. Kış gelince koyu istiyorum, yaz gelince de açık istiyorum ya. Bakın, buraya kadar neredeyse kendi saçım uzamış. Şurası sadece. Eski saçlar. Şimdi kutunun içeriğini boyama kabımı boşaltıyorum. Aşağıda çamaşır makinesi çalışıyor. Biraz onun gürültüsü var. Farkındayım. Başlıyorum. Day and every night when you walk all the way from being right by my side. Now girl, why don't you stay in me and you talk about it? I ain't ever gonna leave you and don't you ever doubt it. Can you say what's on your mind? Sit down and let's talk, take all the stress off that we get from every day. Trying to be good just like that we should, but it doesn't work anyway. One day let's go out, one day let's show out, so I can go back to my friends. Say that you're so great, only been on one day, but I hope that this never ends. Baby, I want you, do you want me? Say I love you, do you love me? I say I need you, do you need me like I need you? Baby, I want you, do you want me? Say I love you, do you love me? I say I need you, do you need me like I need you? Give me all of your time, baby, will you?
time in the day or night, it doesn't matter to me. I'll be by your side no matter what the price, it could be anything. I don't know what to do when not around you, I need you here with me. Baby, can you come a little closer? Baby, you set off a tune-up in my head. Every time you walk in the room, I drop dead. I cannot lie, I look to the sky and say, please, oh God, can you make her my wife? Something about you I cannot let go. I don't gotta tell you, you already know I'm obsessed with you, but there's nothing. Uzaylıya dönüştüm ama saçımı boyadım. Ama gördüğünüz gibi asla açıcı yetmedi. İki paket de kullandım. Bir üçüncü anca yeterdi. Gerçekten. O yüzden şu an hiç sonuçtan beklentim yok açıkçası. Ne yapacağım? Saçımı yıkayacağım, kurutacağım. Bugün yetişir miyim? Yetişmem. Saat 7 çünkü. Yarın zaten dışarıda kargoda işlerim vardı. Yarın çıkmışken tekrar boya alırım. Daha doğrusu açıcı. Şimdi ben bunu bir yarım saat sonra yıkarım. Yine size gösteririm de bu videoyu burada, yani bu videoyu bugün devam ettirmem. Yarın yarına kaldı yani. Çünkü saat şu an 7. AVM'ler de 8'de kapanıyor. Asla yetişemem. Asla yetişemem. Yapacak bir şey yok. Düşünebilmeliydim aslında böyle küçücük bir şeyin yetmeyeceğini. Selam. Yıkadım geldim. Şu an bayağı karanlık. Çok olmadı açıkçası. Şuralar çok turuncu kaldı. Biraz benek benek oldu. Yarın tekrar üzerinden geçeceğim. Bu arada yetmedi. İki kutu açıcı. Yetmediği için yarın paletteninkini almayı düşünüyorum. Sadece benek benek olan kısımların üzerinden geçmek için. Saçımı sadece suyla duruladım. Hiçbir şekilde şampuan vesaire kullanmadım. O şekilde açıcının daha iyi etki ettiğini okudum bir yerde. Bir de böyle deneyelim dedim. Şimdi kuru olduğu için güzelce buna boğuyorum saçı. Bakın şuraların üzerinden geçmem lazım. Onun dışında güzel açtı. Yani 5 liralık bir açıcıya göre bayağı iyi açtı bence. Eğer siz ondan ne bileyim ne olur olmaz 4 kutu alırsanız gerçekten 20 liraya çok güzel sarı saçlar elde edebilirsiniz. Ya da sizin saçınız benimki kadar gür değildir. Size sadece 2 kutu yeter. O zaman da 10 liraya bu işi bitirmiş olursunuz. Ama size bir şey söyleyeceğim. Özlemişim. Kendimi sarı görmeye özlemişim. Gerçi şu an biraz fazla yanık olduğum için ve makyajsız olduğum için şey duruyor. Tuhaf duruyor. Bu sadece açıcı sürüp yıkanmış hali. Yani bunda herhangi bir cila, boya yok. Sadece açıcı. Ama bakın. Burası mesela daha turuncu. Şuralar daha turuncu kaldı. Şu diplerimi bıraktım zaten ama şurası turuncu kaldı. Oraların üzerinden geçeceğim. Sevindim birazcık. Ben şimdi uyuyorum. Sabah saçımı toplayacağım. Dibime de böyle bir bandana geçerim. Hızlı hızlı gratis'e gidip boya alıp gelirim. Ve bu saçı tamamlarız. The Jiv Jiv is back.
Sakın korkup kapatmayın. Ertesi günden herkese merhaba. Hatta ertesi akşamdan. Evet. Vaziyet bu. Buralar güzel açıldı aslında. Yeterli açıldı. Fakat şuradaki sıkıntıları görüyorsunuz. Ben şapşal. Birden fazla ben bu gür saçlarımı ikiden fazla açıcı almayı akıl edemediğimden yarıda kaldım. Ama iyi de oldu. Aradan 24 saat geçti ve ben üst üste işlem uygulamış zorunda kalmayacağım. Bu 24 saatte bol bol da böyle saçımı yumuşatacak şeyler kullandım. Çünkü saçımı açıcıyla açtıktan sonra hiçbir şekilde şampuan, saç kremi kullanmadım. O yüzden çok kuruydu. Böyle çıtır çıtır kopmasını da istemediğimden böyle bir yol izledim. Hala makyajsızım bu arada. Ya bugün artık bu saçı bitirmek istediğim için aslında yarın yapacaktım ama dedim ki neyse. Bugün halledelim bunu. Yukarıda değilim şu an, aşağıda oturuyorum. Bugün de başıma gelmeyen kalmadı. Yukarıdan aşağı indim. Koltuğa tam oturacağım. Birdenbire sehpanın üzerine ne varsa her şey döküldü. Sehpanın bacağı kırıldı. Ev turu çekecektim ya ben. Yani sehpa gitti. Şu anda burada salon ortasında siyah büyük bir sehpa duruyor. Eski sehpam duruyor. İyi ki onu atmamışım. Onu kullanıyorum çünkü sehpasız imkansız yani burada salonda oturmamız. Ama bu yüzden moralim çok bozuldu açıkçası. Neyse şimdi biraz iyiyim. Kardeşim çıktı dışarı. Ben bu halde çıkmak istemedim. Ve bana açıcı getirdi. Ben normalde paletlerin şu pembe, şurası pembe olanı kullanıyordum. Şurası ve şurası pembe. Bu sefer eşsiz yağ bakım diye bir şey çıkmış. Ben bunu ilk defa görüyorum. Bilmiyorum yeni mi değil mi. Ama 7 tona kadar açıyor. Ultra yoğun renk açıcı. Berrak sarı sonuç vaat ediyor. Ve galiba içerisinde yağlar var. Bunu boyama kabıma dökeceğim. Boyama kabımı hemen getirmem lazım. Ben şimdi eldivenlerimi, önlüğümü giyiyorum. Boyamı da hazırlayıp, boyamı değil, açıcımı hazırlayıp geliyorum. Evet, saçlarımı ayırdım. Bu kısımda ne yapacağımdan bahsedeyim hızlıca. Saçlarımı böyle bir tutam olarak alacağım ve yakınlaşayım. Şuraları boyayacağım sadece. Anlatabilmişimdir umarım. Ve bunu biraz konsantre olmuş bir şekilde yapmam gerektiği için çok fazla konuşamayabilirim. Şimdi ilk yapıyorum. Sonra ne yapacağımdan bahsedeyim size. Bunu yıkayacağım. Kurutur muyum, kurutmaz mıyım onu henüz bilmiyorum ama dibinden 7.1 ile küllü kumralla geçeceğim. Uçlarına da 10 ve silver karıştıracağım. Bu şekilde de bir toner, tonlama yapmış olacağım. Ve umuyorum ki sonuç güzel olacak. Bakın buralar bayağı açıldı. Çünkü zaten önceden zemin açıktı ya benim, hatırlarsanız. Böyle işte devam edeceğim bütün saçımda. Bunu yapacağım. Watch it splash, watch it splash. Girl, I'll be with
you till our final days. Now that's a long journey, I promise it pays. I know it pays. Baby, I want you, do you want me? Say I love you, do you love me? Evet, saçımı sardım gördüğünüz gibi. Açılmaya da başladı. Bir yarım saat, 40 dakika takip edip ona göre yıkayacağım. Yıkadım geldim. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bir adet un var elimde. Bunu biraz külle karıştıracağım. Kül de burada. Birazcık kalmış. 0.001. Bunu bulamazsanız, ben nerede aldım hatırlamıyorum. Bunu bulamazsanız normal silverla da karıştırabilirsiniz. Tamam. Boya makabımı alıyorum. Bunun tamamını boşaltacağım. İçerisine. Ve tüm saçıma uygulayacağım. Sonra bunu yıkayacağım. Dibine de 7.1 uygulayacağız. Bundan da böyle bir parmak kadar uygulayacağım. Şöyle. Bunu 20'lik oksidanla karıştırıyorum. İyice karıştırıyoruz. Ben yine önlüğüm, eldivenlerimi giyip geri geliyorum. Tadam! Bütün saçıma yedirdim. Bir 15-20 dakika daha bekleyeceğim. Biraz boya kaldı dibinde. Bununla da kaşlarımın rengini kıracağım. Bunu da yaptıktan sonra geriye tek bir aşama kalıyor. O da dip rengimi biraz daha boyamak. Diplerden koyu, geri kalanı açık bir sarı istiyorum. Korkunç. Ama şu an yattı araya benzedim ama son aşamayla geri geleceğim. Bunu yıkayacağım. Yaklaşık 10 dakika sonra. Sonra 7.1 ile güzel bir ombre yapacağız. Kamerayı kapatmak için her defasında eldivenleri çıkarıyorum, giyiyorum. Evet, duştan çıktım. Fena olmadı sanki. Henüz bilemiyorum. Şimdi 7.1 ve birazcık düşünüyorum. Evet. 7.1'i tekrar külle karıştıracağım. Siz silver da koyabilirsiniz varsa. Bu olmasaydı silver koyacaktım. Ve böyle bir geçiş yapacağım dibim ve bu sarı arasında. Sonra da bitmiş oluyor aslında. Şimdilik yarısını koydum. Yetmezse geri kalanını koyarız. Bundan da yine böyle bir parmak kadar. Şu anda Instagram'da da bir anket yaptım. Boya kabını çekip attım. Siyah beyaz. Ve renk tahmini istedim. Bakalım neler yazacaksınız. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Orada daha iyi iletişim kuruyoruz çünkü. Evet, bu iyice karıştı. Şimdi şöyle şöyle gideceğim. Yani şöyle çok hafif. Çok hafif deyip bayağı sürmem peki. Say I need you, do you need me like
I need you. Ooh. Baby, I want you. Do you want me? Say I love you. Do you love me? Say I need you. Do you need me like I need you? Will you be mine? Give me all of your time. Baby, will you be mine? 'Cause I need you here. Saçlarımı kuruttum, geldim. Ama şu an hava çok karardığı için size gösteremiyorum tam doğru sonucu. Bir saniye. Yine de size göstermek istedim ama en iyisi bence yarın gündüz gün ışığıyla çekmek. Böyle tam doğru sonucu görmüş oluruz. Günaydın. Evet. Saçımı az önce düzleştirdim ve size bu şekilde de göstermek istedim. Dipleri çok güzel bir kumral oldu. Geri kalanında tam benim istediğim gibi bir sarı oldu. Ara ara biraz daha koyuluk kalmış. Onu siz şu an ışıktan göremiyorsunuz ama ben görüyorum. Şu mesela şurası gibi. Ama o kadar da oluversin yani kahverengiden sarıya bu kadar açılmak pek de kolay şeyler değil hani. Ama yine de güzel oldu. Aynaya baktığımda özüme dönmüş gibi hissediyorum. Bundan önce saçım kahveyken söylediğim her şeyi unutun. Biri şey demişti, saçını boyadıktan sonra saçının tamamını göstermiyorsun, yarısını gösteriyorsun diye böyle saçma bir yorum yazmıştı. Oysa ki ben içine size her şeyi hep gösteriyorum yani. Şu anda da görüyorsunuz. Daha ne yapayım? Bakın işte. Okey. Sonra yine göstermeden olmasın. Bu arada farkında mısınız bilmiyorum ama saçlarım uzuyor. Bunun neden olduğunu bilmiyorum. Ama galiba artık hiç ısı kullanmamamla alakalı. Çünkü ısı kullandığımda benim saçlarım çok yıpranıyor. Ve kırılıyor. Kırıldığı için uçlardan uzayamıyor. Ama artık hani saçıma olabildiğince çok çok az. Hatta çok nadir düzleştiriyorum. Çok nadir maşa yapıyorum. Isı uyguluyorum. O yüzden kırılmadığı için uzamaya başladı. Bu da beni mutlu eden ayrı bir şey. Aşk aşıyorum saçımla. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz mutlaka benimle yorumlarınızı paylaşın. Beğenmediyseniz de paylaşın. Fikirlerinizi merak ediyorum. Instagram'a bir fotoğraf koydum bile bu saçlarla. Bakalım oradaki yorumlarınız ne olacak? Instagram'dakiler daha önce öğrenmiş olacaklar ama yapacak bir şey yok. Siz de eğer en yeni gelişmelerden hemen haberdar olabilmek için beni mutlaka Instagram'dan takip edin. İlk oradakiler öğreniyor her şeyi. Evet, ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar sabredip izlediyseniz gerçekten bir sarı manyasınızdır siz de. O yüzden umarım istediğiniz sarıyı elde edersiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Like ve yorum bırakmayı unutmayın.